arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz trafik işaret levhaları. Önemli bir konu, hem sürücüler için hem sürücü adayları için trafik işaret levhalarını bilmemiz lazım. Hatta çocukları dahi şimdiden bu konuda yetiştirirsek ileride daha iyi bir sürücü olurlar. O yüzden tüm insanların çocuk, yetişkin, sürücü, sürücü adayı, ileride sürücü olmayı düşünen bir öğrenci, hepsi arkadaşlar trafik işaret levhalarının anlamını bilmeliler. Levhalar 200'den fazla, hocam ben 200'den fazla levhayı nasıl ezberleyeceğim diye düşünmeyin. Basit yöntemini tabii ki sizlere hemen anlatacağım arkadaşlar. Levhalarımız gruplara, kategorilere ayrılıyor. Bunları sembollerinden, şekillerinden ve yazılarından ayırt edebiliyoruz. Sorularımıza geçmeden önce kısa bir bilgiyle bunları size özet geçeceğim. Levhalardan her sınavda muhakkak soru geliyor arkadaşlar. Bazen birden fazla soru da geliyor. Hatta birçok sınavda birden fazla soru geliyor. Oralardan soru kaçırmamak için levhalar konusunu İyice bir kavrayalım. Bir arkadaşlar, trafik tanzim levhaları. Bu kategorideki levhalar yuvarlak olurlar ve kırmızı olurlar arkadaşlar. Kırmızı beyaz olur çoğusu. Siyah beyaz olanlar zaten yasağın bittiğini gösterir. Kırmızı beyazlar da arkadaşlar yasak olduğunu gösterir. Genel olumsuzdur. Yapamaz, edemez, giremez, taşıyamaz şeklinde. Kırmızı ve yuvarlak levhalar bize direkt olumsuzları çağrıştıracak. Sonra içindeki yazıya göre, sembole göre bize bir fikir verecek. Ama üçgen levhalar arkadaşlar uyarı levhalar. Yani tehlike ve uyarı levhaları. Dikkat et geçebilir, dikkat et bu olabilir, şu olabilir şeklinde bizi uyaran levhaların da hepsi üçgen. Mavi levhalara gelelim hemen. Maviler de arkadaşlar geneli bilgi. Dikdörtgen ve kare şeklinde olurlar. İşte petrol var, çayhane var, hastane var şeklinde. Yolda akaryakıt istasyonu var. Bize bilgi verir. Orada neler olduğuna dair bilgimiz olur. Mavi ve yuvarlak olanlar da mecburi yön. Yani bilgiler kare ve dikdörtgen dedik ya. Mavilerin yuvarlıkları da mecburi yön. Mecburi sağa dön, mecburi sola dön. Yani alternatifinizin olmadığı yollarda mavi yuvarlak levhaları görüyoruz. Onun dışında arkadaşlar yeşil levhalarımız var. Yeşiller otoyol levhalarıdır. Otoyola giriş, çıkış, dönüş levhalarını bize gösterir. Onun dışında arkadaşlar kaplama yazılarımız var. Yani yolun üzerine çizilmiş yazılar var arkadaşlar. İşte yol ver levhası, işte engelliler park etmesi için ayrılan yollar var. Onun dışında geçiş serbest, yasak, sollama var. Sollama yapamazsınız. İşte yavaşlamanız için ya da ayrat şeklinde bölünmüş yol kaplamaları var. Bir de duraklama ve park levhalarımız var. Onu da zaten gördüğünüzde hemen anlıyorsunuz. Yani 200 küsür tane levhayı tek tek birbiriyle birbirinden ayırt etmeden hepsini nasıl ezberleyeceğim diye strese girmeniz gereken bir durum yok. Bu videodan sonra arkadaşlar levhalar konusundan soru kaçırmayacağınızı düşünüyorum. Evet, yani bundan dolayı şimdi tekrar özet geçtiğimiz için konumuza dönebiliriz. Levhalar konusundan bahsettiğim, bir de bunların sınavda karşımıza nasıl geldiğini görelim. Hangi sorular çok geliyor onları görelim. Ben sizler için en fazla çıkan levhalar sorusunu derledim, toparladım arkadaşlar. Uygulamalı şekilde burada da anlatacağım. Bu videodan sonra hiçbirinizin trafik işaret levhalarından soru kaçıracağınızı düşünmüyorum. Dediğim gibi hem sürücüler hem sürücü adayları, hatta çocuklarımıza bile bu levhaları, işaret levhalarını öğretmemiz lazım ki ileride daha bilinçli şoför olabilmeleri için. Gördüğünüz gibi trafik tanzim işaret levhaları. Nedir bu trafik tanzim işaret levhaları? Arkadaşlar genelde olumsuz. Yani yapamaz, edemez, geçemez, giremez, sollayamaz şeklinde trafiği düzenleyici levhalardır.
Gördüğünüz gibi en baştaki ters üçgen yol ver. Yanındaki kırmızı içinde dur yazan adı üstünde dur tabelamız arkadaşlar. Yine karşıdan gelene yol ver tabelası. Bakın gidiş kırmızı, geliş siyah. Yani kırmızı ve yuvarlağı gördüğümüzde aklımıza hemen olumsuzluk gelecek. İşte taşıt trafiğine kapalı yol gördüğünüz gibi. Hiçbir taşıt giremez. Yine taşıt giremez levhası arkadaşlar. Bu bilmeniz lazım içindeki sembolü. Motorsiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol. Yani bir tek motorsiklet girebiliyor arkadaşlar. Diğer araçlar giremiyor demek. Yanında motosiklet giremez, bisiklet giremez, moped giremez, kamyon giremez. Yani içinde gördüğünüz araç neyse, sembol neyse %90'ını bu şekilde çözebilirsiniz. İşte otobüs giremez, gördüğünüz gibi trailer giremez, at arabası giremez. Arkadaşlar sağa işte dönüş yasak, sağa dönülemez, sola dönülemez, U yapılamaz. Kırmızı ve yuvarlağı gördüğünüz zaman ne diyoruz? Olumsuz bir şey söylüyor. Yani yapamaz, edemez, giremez. Bu mantığı bildiğimizde 200 küsür levha var ama hepsini tek tek ezberlememize gerek yok. Kısaca 5 dakika içinde bütün levhaların mantığını anlayacağız. Trafik tanzim işaret levhaları, yani tanzim ne demekti arkadaşlar? Kelime anlamı trafiği düzenleyici, sıraya koyan, düzenleyen, yasaklayan demek. Burada da yasak ve mecburi levhaları görüyoruz. Kırmızı ve yuvarlaklar olumsuz demiştik. Yine yuvarlak ama mavi olanlar arkadaşlar mecburi yön levhaları. Yani ne diyor? İleri mecburi yön. İleri ve sağa mecburi yön şeklinde. Veya işte soldan gidiniz. Yani başka bir yol yok. Sen mecburi o yoldan gitmek zorundasın. Ada etrafından dönünüz. Bakın mecburi döneceksiniz diyor. Mavi yuvarlaklar mecburi yön. Kırmızı yuvarlaklar olumsuzlar arkadaşlar. Siyah beyazlar ise gördüğünüz gibi yasağın sonuna geldiğini gösteriyor. Yani buradaki öndeki taşıtı geçmek yasaktır levhası kırmızıyken, bakın bu siyah beyaza döndüğünde geçme yasağının sonu. Artık geçebilirsiniz demek. Evet, trafik ve tanzim işaret levhalarını kısaca özet geçtik. Şimdi sıradaki levhaya geçelim. Evet arkadaşlar, geldik üçgen levhalara. Bu da tehlike uyarı işaret levhaları diye geçer. Üçgen levhaları gördüğümüzde bir yere dikkat çekmek istiyorlar, bizi uyarmak istiyorlar şeklinde düşünebiliriz. Gördüğünüz gibi içindeki sembollere göre yine %90'ını, %80'ini bilebiliriz. Hepsini bilebilmek için mutlaka göz atmanız gerekiyor arkadaşlar. İşte sağ tehlikeli viraj uyarıyor bizi arkadaşlar. Yaya geçidi var diyor, bizi uyarıyor. Gevşek malzemeli zemin diyor, kaygan yol diyor, gördüğünüz gibi sizi önden uyarıyor. Ehli hayvanlar geçebilir ya da vahşi hayvanlar geçebilir diyor. İşte ana yol, tali yol kavşağı var diyor ileride arkadaşlar. Şu gördüğünüz içinde tren işareti gördüğünüz üçgeni gördüğünüzde kontrolsüz demir yolu. Ama içinde çift resmi gördüğünüz zaman kontrollü demir yolunu kastediyor. Tek çapraz olduğunda arkadaşlar yine kontrolsüz demir yolu ama nedir? Tek hat çift olursa bu kontrolsüz demir yolu çift hat diyoruz arkadaşlar. Yine demir yolu hemzemin geçit yaklaşımı demek istiyor. Nedir hemzemin? Hemzemin dediği zaman arkadaşlar aynı zeminde, aynı seviyede, yani eşit zemin gibi de düşünebilirsiniz. Hemzemin geçit demek karayoluyla işte demir yolu geçidinin aynı zeminde olduğunu gösterir bize. Buradaki her bir çizgi de kaç metre kaldığını gösterir. İki çizgide 200 metre, tek çizgide 100. 4 çizgi görüyorsak mesela 400 metre deriz. Bu şekilde demir yolu hemzemin geçidine yaklaştığımızı anlıyoruz. Bu kırmızı beyaz gördüğünüz gibi ama siyah beyaz olsaydı bu sefer köprü yaklaşımı tabelası arkadaşlar. Bakın kırmızı beyaz olduğunda demir yolu olurken siyah beyaz olduğunda da arkadaşlar köprü yaklaşımı, yine engel diyor. Yani şu an yol kapalı veya geçici olarak kapalı demek. Yine viraj levhalarımız var. İşte refüj bacı levhalarımız var arkadaşlar.
düşük banket, gizli buzlanma levhalarımız var. Yani üçgen levhaların geneli, işte havaalanı var mesela, uyarıyor. Bize trafikte bilgi veriyor. Tanzim işaretleriyle tehlikeli uyarı işaret levhaları en önemli levhalarımız arkadaşlar. Bunu da mantığını anladığımızı düşünüyorum. Bir diğerine geçelim. Bilgi işaret levhaları yine mavidir arkadaşlar. Mavilerde biliyorsunuz iki tane var. Az önce gördük, mecburi yön levhaları maviydi ama onlar neydi? Yuvarlaktı. Ama kare ve dikdörtgen levhalar gördüğünüz üzere bilgi işaret levhaları oluyor. Arkadaşlar yine içindeki sembole, yazıya, şekle göre çıkarımda bulunabiliyoruz. İşte yer geçidi mesela bilgi veriyor. Hastane diyor mesela arkadaşlar. Durak levhası var bakın. Durağın olduğunu anlıyoruz. İşte çeşme var diyor mesela. Akaryakıt istasyonu var diyor. Görüyorsunuz petrol pompası işareti var. Çayhane diyor. Yani bilgi veriyor. İstersen bundan faydalanabilirsin. Burada bu var şeklinde bize haber veriyorlar. Mesela bu levhalar ne diyor burada? Türkiye'ye giriş. Şehirlerde de aynı. Bakın mesela Gölbaşı Ankara diyor. Mavi. Şehir ve ülke yazıları da mavi olur. Yanındaki yeşil ne arkadaşlar? Az sonra göreceğiz. Yeşiller otoyollar. Yani otoyol levhaları yeşil. İkisinde de aynı şehir yazıyor hocam. Kafanız karışmasın. Maviden gitmeyi tercih ederseniz normal devlet karayollarını kullanıyorsunuz. Yeşilden gitmeyi tercih ederseniz otoyol kullanıyorsunuz. Ücret veriyorsunuz ama daha konforlu bir sürüş sağlıyorsunuz. Yine mavilerde arkadaşlar yol çizgileri ileride yolların kaça bölüneceğini gösterir. Şehir çıkış ve girişlerinde mavi tabelamız olur. Maviyi gördüğünüz zaman bilgi ve işaret levhaları olduğunu anlayacaksınız. Bir tek ana yol ve ana yolun sonu gördüğünüz gibi sarı tabelalar. Onun dışında geneli mavidir arkadaşlar. Otoyol işaret levhaları. Otoyol işaret levhaları gördüğünüz üzere yeşiller. Yeşil levhaları gördüğümüz zaman otoyol olduğunu anlamamız gerekiyor. Nedir otoyol? Arkadaşlar giriş ve çıkışları belirlenmiş, yani kafanıza göre girip çıkamayacağınız, transit ve hızlı sürüş keyfi yaşayabileceğiniz, double geniş şeritleri fazla olan, konforu daha yüksek olan yollar arkadaşlar. Her araç giremez. Zaten görüyorsunuz o kırmızı ve yuvarlak neydi arkadaşlar? Olumsuz giremezlerdi. Bakın otoyol başlangıcı levhasının içinde kırmızı yuvarlaklar var. Ne diyor? İçinde yaya var. Yaya giremez. Bisiklet giremez. At arabası giremez. Traktör giremez. Neden? Çünkü bunların hızı düşük. Vasıtalar, bu araçlar orada tehlike yaratacağı için otoyola giremezler arkadaşlar. Otoyol sonu levhası, yine refüj levhası, işte kaplama yön levhası şeklinde. Otoyoldan çıkarken yine her metre için bir çizgi var. Bakın işte çıkışa 100 metre, 200, 300 metre şeklinde gösterir. Otomatik geçiş sistemlerimiz var arkadaşlar otoyollarda. Yani yeşiller bize kısaca otoyolları gösteriyor. Duraklama ve park etme işaret levhalarına geldiğimizde ise arkadaşlar bunlar yaklaşık 10 tanedir. Bir tane çizgi gördüğünüzde park etmek yasakken çapraz bir çizgi gördüğümüzde levhanın içinde hem duraklama ve hem park etmenin yasak olduğunu anlarız. Diğer levhalarımız zaten park yeri levhaları. Kaplama üstü yatay işaretler de yola çizilmiş işaretler. Yani levhalara değil de yolun üzerine çizilmiş işaretler. İşte yaya geçidini gösteriyor. Yine bu da bir yaya geçidi arkadaşlar. Yavaşlama uyarı çizgileri. Yine görüyorsunuz ters üçgen neydi, yol verdi. İşte dur. 50'yi gördüğümüz zaman azami hızdan bahsettiğini anlayacağız. Yani 50'yi geçmememiz gerektiğini anlayacağız. Yol çizgilerini zaten anlatmıştım. Onlar var arkadaşlar. Yine bölünmüş yol çizgileri var burada. Görüyorsunuz ayrılma var. Bölünmüş yol var. Yine engelli arkadaşlar park yeri çizgileri var. İşte dönüş çizgileri var gördüğünüz üzere. Bunların da hepsi arkadaşlar kaplama üstü işaretleri diye geçerli. Yani 200'den fazla levhamız var. Fakat bunların her birini tek tek ezberlemek yerine mantığını anladığınızda çok daha hızlı başarıya ulaşacaksınızdır.
Kırmızı ve yuvarlak gördüğümüz zaman tanzim işaretlerini, olumsuz olduğunu bileceğiz. Üçgenleri gördüğümüz zaman arkadaşlar uyarı ve tehlike işaret levhaları olduğunu bileceğiz. Onun dışında yeşilleri gördüğümüzde otoyol işaret levhası olduğunu bileceğiz. Mavileri gördüğümüzde bilgi işaret olduğunu bileceğiz. Siyahları, yol üstündekileri gördüğümüzde kaplama, yata işaretleri olduğunu bileceğiz. Zaten park levhaları sadece bu kadar. Onları da rahatlıkla gördüğünüzde hatırlayacaksınızdır. Testimize başlıyorum. Soru 1. Şekildeki gibi darlan bir yola gelen iki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Dar yoldan önce bir numaralı araç geçmelidir. B. Bir numaralı araç iki numaralı araca yol vermelidir. C. Bir numaralı araç sürücüsü iki numaralı araç sürücüsünü ikaz edip durdurmalıdır. D. İki numaralı araç geri gitmelidir. Şimdi gördüğünüz gibi daralan bir yol var arkadaşlar burada. Yani daralan yol levhaları da bu arada üçgen oluyor. Eğer onu da koysalardı onu da görmüş olurduk ama koymaları zorunlu değil tabii ki. Yuvarlak gördüğünüzde iki tane ok var. Bakın bir tanesi gidiyor, bir tanesi geliyor. Birisi kırmızı, birisi siyah. Zaten kırmızı ve yuvarlak olan levhalar olumsuz olanlardı. Burada şunu diyor, karşıdan gelen marken bir numaralı araç geçemez. Yani karşıdan gelene yol ver levhası arkadaşlar, bu gördüğümüz levha. Bundan dolayı hangisini seçmemiz lazım? Bir numaralı araç, iki numaralı araca yol vermelidir. Yani doğru cevabımız arkadaşlar B. Bunu şunla çok karıştırılıyorlar. Bir de bunun üçgeni var. Evet. Yine böyle içinde ok işaretleri var arkadaşlar. Şu şekilde. Bu çift yönlü yol levhası. Üçgenler uyarıydı. Başta bahsetmiştim. Bu çift yönlü yol uyarısı. Ama yuvarlak olduğu zaman aynı bu ok işaretlerin olduğu levha karşıdan gelene yol ver anlamına geliyor. İkinci soruya geçiyorum. Aşağıdakilerden hangileri gabari ile ilgilidir? Daha önceki videolarımda gabariyi anlatmıştım arkadaşlar. Araçların yüklü ya da yüksüz, uzunluk, genişlik ve yükseklik ölçüleriydi. Hatta ne dedik o zaman? Uzunluk arkadaşlar beynimizde kodlayalım dedik. Yükseklik, evet ve genişlik. Bunları gördüğünüz zaman anlayacaksınız ki gabariden bahsediyor. Şimdi gabarinin altındaki yatan mantığı da bazı arkadaşlar soruyor. Şu, arkadaşlar dünyada biliyorsunuz birçok yollar, köprüler, tüneller var. Herkes kafasına göre araç dizayn etse, üretse, kimisi 10 metre yüksek yapsa, kimisi 20 metre geniş yapsa kullanılabilir mi? Kullanılamaz. Dünya üzerindeki yolları, köprüleri, tünelleri kullanabilmemiz için belli bir standartlar getirilmiş. İşte bu standartlara biz gabar ölçüleri diyoruz. Şimdi uzunluk, yükseklik ve genişliği anladık. Buradan soru geldiği zaman bize gabariyi soruyor. Hangisi gabari ile ilgilidir demiş. A1, 2, B1, 3, C2 ve 3, D1, 2 ve 3. Tabii ki sorumuzun doğru cevabı A, 1 ve 2 olacaktı arkadaşlar. Bakın birisi genişliği gösteriyor. Görüyorsunuz küçük oklar var. Siyah sağda ve solda. Bir tanesi de arkadaşlar yüksekliği gösteriyor. Genişlik ve yükseklik bir de uzunluk olabilirdi burada. Onu vermemiş. Evet. Genişlik ve yükseklik olanlar gabarı ile ilgili. Bu levhamız nedir derseniz, bu da dingil başına düşen ağırlık 6 tonu geçemez. Yuvarlak levhalarımız olumsuzdu. Bakın geçemez levhası. Yani tekerlerin bağlandığı bu dingilin üzerine binecek yük en fazla 6 ton olabilir demek. Üçüncü sorumuz, şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır? Şeklimizi inceliyoruz. A. Hız sabit tutulur. B. Hız azaltılır. Sola sinyal verilir. C. Hız azaltılır. Sağa sinyal verilir. D. Hız azaltılır. Geçme yasağına uyulur.
Gördüğünüz gibi üçgen bir levha. Üçgenler tehlike ve uyar işaretleriydi. Olumsuzluk değildi arkadaşlar. Bu ayrımı zaten bildiğinizde çözmeniz daha kolay olacak. Dersin başında anlattım. Şimdi o yüzden bakıyoruz, sürekli devamlı bir viraj işareti görüyoruz üçgenin içinde. Bundan dolayı seçmemiz gereken doğru şıkkımız hız azaltılır ve geçme yasağına uyulur. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir? Şıklarımıza bakıyoruz. A, B, C ve D şıklarımız var. Her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış yol. Doğru cevabımız arkadaşlar B olacaktı. İçi boş, beyaz, çerçevesi kırmızı ve yuvarlak olan levhamız taşıt trafiğine kapalı bir levha demek. Diğerlerinden de hemen kısaca bahsedeyim. Arkadaşlar A şıkkı girişi olmayan yol. Yani bunu gördüğümüzde bu tarafa giremeyiz. B şıkkından farkı karşı yönden gelen olabilir. Tek yönlü bir yol da olabilir. Genelde öyle yerlerde görebiliriz. Ama biz o tarafa doğru gidemeyiz arkadaşlar. C şıkkı arkadaşlar. Dedim ya soruların %80'ini 90'ını içini yorumlayarak anlayabilirsiniz ama %100'ünü değil diye. Bakın o levhalardan birisi. Bunu bilmezseniz, daha önce görmediyseniz, okumadıysanız çıkarımda bulunamazsınız. C şıkkı motosiklet hariç taşıt trafiğine kapalı yol. Yani bir tek motosikletler girebiliyor. Bakın diğerleri giremiyor. Bunu bilmemiz lazım. D şıkkı zaten içinde bisikleti gördüğümüz zaman ve yuvarlaksa levha, ne diyeceğiz? Bisiklet giremez. Soru 5. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir? Gabarinin 3 tane kodlayacağımız kelimesi vardı. Genişlik, yükseklik, uzunluk. Burada hangisini sormuş? Genişlik. Bu ayrıntıları gözden kaçırmayın. Hangisi genişlik? Bakıyoruz şıklara. Tabii ki B şıkkı arkadaşlar. Genişlik. A şıkkı 7 tondan fazla giremez. C şıkkı gördüğünüz gibi yükseklik. D şıkkı gördüğünüz gibi uzunluk arkadaşlar. Uzunluğu sorsaydı D'yi, yüksekliği sorsaydı C'yi ama genişliği sorduğu için B seçeneğini seçiyoruz. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Yine yuvarlak bir levhamız var. İçinde de gördüğünüz gibi iki tane araç görseli var. A geçme yasağı sonunu, B hız sınırlaması sonunu, C araç trafiğine kapalı yolu, D öndeki taşıtı geçme yasağını. Hangisini bildirir demiş. Her zaman söylüyorum. Soruların son kelimeleri önemli. Evet. Doğru cevabımız D şıkkı, öndeki taşıtı geçme yasağını bildirir. Yuvarlaklar zaten olumsuzdu. Gördüğünüz gibi ne diyor? Öndeki taşıtı geçmek yasak diyor arkadaşlar. Kırmızı beyaz olduğu için, siyah beyaz olsaydı bu levha geçme yasağın sonunu derdik. Yasakların sonu siyah beyaz levhalar ama kırmızı beyazlar da yasakları gösteriyor. Soru 7. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Sola tehlikeli devamlı viraj. B. Dönel kavşağa yaklaşıldığını. C. Tünele yaklaşıldığını. D. Sola mecburi yönü. Evet arkadaşlar, sorumuzun doğru cevabı B. Dönel kavşağa yaklaşıldığını olacaktı. Üçgen bir levha, uyarı ve tehlike işaretlerinde kullanılıyordu. Sola tehlikeli devamlı viraj da üçgen ama içindeki sembol ne olurdu? Farklı olurdu arkadaşlar, şu şekilde olurdu. Tünele yaklaşılmak yine farklı olurdu. Sola mecburi yön muhtemelen yuvarlak olurdu, mavi renkte olurdu. Sol tarafa doğru içinde bir ok işareti olurdu. Bunlar değil. O yüzden doğru şıkkımız B. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır? Evet, şıklarımıza bakıyoruz. Azami hız ne demekti arkadaşlar? Defalarca söyledim. Azami deyince aklınıza en az gelmeyecek arkadaşlar. Azami dediğimizde en fazlayı kastediyor. Asgari derse en az, azami derse en fazla. En fazla hız sınırlamasını sorduğu için sorumuzun
Doğru cevabı A şıkkı arkadaşlar. Yuvarlaklar olumsuzluğu gösterirdi. Ne diyor? 70'i geçemezsiniz. En fazla hız sınırı, yani azami hız sınırı 70. Yine burada B şıkkına da bakalım arkadaşlar. 7 tondan fazla araçlar giremez demek. C şıkkı, bakın ne? Siyah beyaz yasak sonlarını söylerdi. Azami hız sınırı 50'ymiş daha önce. Ama bu artık kalkmış, yani 50'yi geçebilirsiniz demek. D şıkkına baktığınızda da takip mesafesi 70 metreden az olamaz demek istiyor arkadaşlar. 9. soru, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır? A, B, C ve D şıklarına bakıyoruz arkadaşlar. Zaten tahmin etmişsinizdir. Düşük banket anlamında dediği için doğru cevabımız A şıkkı. Bakın burada bir düşük banket var. Aracın bir tekeri yüksekte, bir tekeri alçakta. Yani kaplamanın bittiği anla bariyerin olduğu aradaki farkta bir düşüklük varsa biz buna düşük banket diyoruz arkadaşlar. O yüzden buralarda hızımızı düşürüp daha dikkatli olmamız gerekiyor. Diğer şıklara da bakalım. B şıkkına baktığımızda B şıkkındaki işaret bize neyi gösteriyor? Bakın hepsi üçgen. Yani neydi üçgenler? Uyarı işaretleriydi. Arkadaşlar gevşek malzemeli zemin demek burası. Yani zeminin çok sağlıklı olmadığını ve dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. C şıkkı yine arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan bir taşın ya da kayanın düşebileceğini, diğer bir anlamı da yolda taş ve kaya olabileceği anlamına da gelir bu. Bunu bize gösteriyor. Bundan dolayı hızımızı düşürüp daha dikkatli olmamız lazım. D şıkkında da arkadaşlar daralan yol. Sadece sağ taraftan gördüğünüz gibi daralıyor. Bazen soldan, bazen iki yönden de daralabilir. Bu sadece sağdan daralan yol olarak algılamamız lazım. D şıkkını düşük banket dediği için doğru cevabımız A şıkkı. Soru 10. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Ters üçgeni gördük. Ters üçgen kırmızı beyaz rengi. Bunu kesinlikle ve kesinlikle bilmeniz lazım. A yol ver, B ileri mecburi yön, C girişi olmayan yol, D taşıt trafiğine kapalı yol. Arkadaşlar en fazla şehir içinde göreceğimiz levhaların başında geliyor. Bunu gördüğünüz zaman bu arkadaşlar ne demek? Evet. Kesinlikle yol ver demek arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı. Yani sen tali yoldasın, ana yoldan gelene yol ver demek istiyor. Soru 11. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A banketten gitmelidir, B aracının hızını arttırmalıdır, C öndeki aracı geçmemelidir, D geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır. Evet, yine bir uyarı levhası. Üçgen içinde gördüğünüz gibi bir yaya geçidi ve yaya var arkadaşlar. Bu bize hemen neye çağrıştırmalı? Hangisini yapmalıdır diyor. Son kelimeler önemli arkadaşlar. Banketten gitmelidir, yanlış olur. Eleyerek gidelim. Aracının hızını arttırması zaten yanlış olur. Öndeki aracı geçmemeli, doğru olur. Geçiş hakkını kendisi kullanmalı. Hayır, geçiş hakkı önce yayanın arkadaşlar. Soru 12. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Daha az önce bahsetmiştim. A hızını azaltması, B duraklama yapmaması, C hızını arttırması, D takip mesafesini arttırması. Bakın olumsuzu soruyor arkadaşlar. Hangisi yanlıştır? Tabii ki C hızını arttırması yanlış olacaktır arkadaşlar. Bunu gördüğümüz zaman ne diyeceğiz? Bu yolda kaya, taş düşebilir veya daha önce düşmüştür. Biz geldiğimizde bu levhayı görürsek yola daha dikkatli bir bakacağız. Yol üzerinde de taşlar ve kayalar olabilir demek. Soru 13. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir? Evet.
Hap bilgiler kısmında Gavari'den daha önce de bahsetmiştim. Bu videoda sizin için tekrar bahsettim arkadaşlar. Uzunluk, yükseklik ve genişlik ölçüleriydi kısaca. Şıklarımıza bakalım. A, B, C ve D şıkları. Bizden neyi soruyor? Bakın, uzunluğu soruyor. A şıkkı arkadaşlar neydi? Dingil başına. Şu gördüğünüz dingil bakın. Karıştırmayın. Dingil başına 6 tondan fazla yük taşıyan araç giremez. B şıkkı genişlikli gördüğünüz gibi. Bu genişlikten fazla araçlar giremez. C şıkkı bakın uzunluk arkadaşlar. Altına da ne kadar yazıyorsa o kadardan uzun araçlar giremez demek. D şıkkı gördüğünüz gibi yükseklik. İçindeki yazılan rakamdan daha yüksek olan araçlar giremez. Uzunluğu sorduğu için doğru cevabımız C şıkkı. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir? A, B, C ve D şıklarımızı inceliyoruz arkadaşlar. Evet, aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir? Hepinizin doğruyu yaptığını düşünüyorum. Çünkü zaten görselde de görüyoruz. Sorumuzun doğru şıkkı B arkadaşlar. Eğer bu levhayı görmemize rağmen levhayı dikkate almazsak balıklara selam vermek zorunda kalabiliriz. Dikkat edin. Hemen diğerlerine de bakalım. A şıkkı arkadaşlar gördüğünüz gibi açılan köprüyü gösteriyor. Yani dikkat edin diyor. B'yi anlattık. C zaten kaygan yol demek. Bakın aracımız kayıyor arkadaşlar. Burada ani frenleme ya da ani hızlanma yapmamamız gerektiğini anlıyoruz. D şıkkını zaten anlatmıştım. Düşen kaya ve taşların olduğu yollarda kullanılıyor. Görüyoruz. Doğru şıkkımız B. Soru 15. Şekildeki trafik işaretinin adı nedir? Evet. A düşük banket, B dikkat, C okul geçidi, D yol ver. Görselimizi izliyoruz. Genelde hap bilgiler videolarında hap bilgi verirken ben de böyle çiziyordum hatırlarsanız. Üçgen. İçine de ünlem koyuyordum arkadaşlar. Bunun anlamı ne demek? B şıkkı dikkat demek. Genelde yanında bir levha daha olur. Ona dikkat çekmek için kullanılır. Ama tek görsek de dikkatli olmamız gerektiğini anlamamız gerekiyor. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir? Evet, A, B, C ve D şıklarımız var. Şıklarımıza bakıyoruz. İki yönlü trafik işaretini sorduğu için arkadaşlar D şıkkı sorumuzun doğru cevabı. C neydi arkadaşlar? Karşıdan gelene yol verdi. İlk soruda bu çıkmıştı karşımıza hatırlayın. Bakın yuvarlak olursa karşıdan gelene yol ver. Ama üçgen olursa arkadaşlar iki yönlü trafik işareti anlamına geliyor. Aradaki farkı anlamanızı istiyorum. A şıkkı neydi? Evet, sollama yasağının olduğunu gösteriyordu. B şıkkı da arkadaşlar ters üçgen neydi? Yol ver levhasıydı. Yani bizim tali yolda olduğumuzu gösteriyordu. Soru 17. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A hızını arttırması, B sert fren yapması, C vitesi boşa alması, D uygun viteste inmesi. Evet, üçgenler uyarı levhalarıydı. İçinde gördüğünüz gibi bir yokuş görüyoruz. İniş aşağı doğru. Tam tersi de olabilir. Çıkış da olabilirdi. %10 bir eğimin olduğunu söylediği için sorumuzun doğru cevabı D şıkkı uygun viteste inmesi. Burada yine arkadaşlar doğru bilinen yanlışlardan bahsedelim. Genelde burada ne yapıyor eski şoförler? Vitesi boşa atıyorlar arkadaşlar. Bu çok sağlıksız bir yöntem. Ayrıyeten yakıt tasarrufu da sağlamıyor. Bu da yanlış bilinen bir bilgi. Aracınız vitesteyken gaza hiç basmadan indiğinizde daha az yakar. Hatta sıfır yakar arkadaşlar. Boşa attığınızda az yakar ama yakıt yakmaya devam eder. Yani size ekstra bir tasarruf sağlamaz. Artı bir güvenlik zafiyeti oluşturur. Asla vitesi boşa atarak rampa aşağı inişler yapmıyoruz. Uygun viteste iniyoruz arkadaşlar. Soru 18. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demiryolu geçtiğine yaklaşıldığını bildirir?
A, B, C ve D şıklarına bakıyoruz arkadaşlar. Kontrolsüz demir yolu diyor bakın. Evet. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı arkadaşlar. Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir. Eğer burada tek hatsa sadece bir tane olur. Bu çizgilerden bakın şöyle. Altta bir tane daha olursa çift hat demek. Yani tren yolunu kastediyor. Bir tane ise tek hat, iki tane ise çift hat oluyor. B şıkkına gelip baktığımızda bizim ana yolda olduğumuzu ileride sağdan ve soldan tali yol girişleri olacağını gösteriyor. C şıkkına baktığımızda bakın bu kontrollü demir yolu. Çünkü içinde gördüğünüz gibi çit resmi var. Çitleri gördüğümüzde yani bariyer gibi ya da raylar olarak da düşünebilirsiniz. Bunu gördüğünüzde kontrollü demir yolunu kastediyor. Tren sembolünü de görseydiniz yine A şıkkındaki gibi kontrolsüz demir yolu diyecektiniz. Bu kontrolsüz. Yine üçgenin içinde tren olursa da kontrolsüz. Ama bunu gördüğünüz zaman kontrollü demir yolu. Aradaki fark bu. D şıkkı da arkadaşlar yine kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını gösteriyor. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır demiş. Bakın çözdükçe basitleşecek sorular. Çünkü gördüğümüz levhalar karşımıza daha sık çıkmaya başlıyor. A şıkkı yine bize ana yolda olduğumuzu ileride soldan bir tali yol bağlantısı olduğunu gösteriyor. B şıkkı daha az önce anlatmıştım arkadaşlar. B şıkkı kontrolsüz demir yolu tek hat. C şıkkı yine kontrolsüz demir yolu çift hat. D şıkkı ise arkadaşlar tehlikeli viraj yön levhası. Yani bize sorduğu sorunun cevabı. Burada ne kadar gördüğünüz bu üçgenlerden çok varsa o kadar viraj keskin demek arkadaşlar. Soru 20. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur? Evet, hangisi tali yolda bulunur demiş. Bakıyoruz. A şıkkı bizim ana yolda olduğumuzu ileride sağda ve soldan tali yol bağlantıları olduğunu gösteriyor. B şıkkı yine bizim ana yolda olduğumuzu ama sadece soldan bağlantı olduğunu gösteriyor. C şıkkı yine bizim ana yolda olduğumuzu ileride sağdan bir tali yol bağlantısı olduğunu gösteriyor. Yani biz bu gördüğünüz 3 tane tabelayı da ana yoldayken görebiliriz. Ama bizden tali yolda bulunur olan levhayı sorduğu için doğru şıkkımız D şıkkı. Eğer burada tali yoldaysak, ana yola çıkacaksak arkadaşlar ya önümüze dur levhası çıkar yani durup ana yola öncelik vermeliyiz ya da ne çıkar karşımıza arkadaşlar? Ters üçgen olan yol ver levhası çıkar. Yine aynı yavaşlarız. Bakarız yola. Müsaitse ana yola öyle giriş yaparız. Soru 21. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir? Daha önce bahsetmiştim. Yuvarlaklar olumsuzlukları anlatıyor demiştim. Artık anlamışsınızdır. İçinde de zaten iki araç ve 70 metre yazıyor. A. Hızının 70 kilometreyi geçemeyeceğini. B. 70 metreden sonra yolun daralacağını. C. 70 metreden sonra park alanı olduğunu. D. Takip mesafesinin 70 metreden az olamayacağını. Neyi bildirir demiş. Olumlu bir soru. Arkadaşlar soruların son kelimeleri önemli. Doğru cevabımız tabii ki D şıkkı. Takip mesafesinin 70 metreden az olamayacağını bize bildirir. Soru 22. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Sağ dönüş lambasını yakmalı. B. Takip mesafesini azaltmalı. C. Yavaşlayıp varsa geçme yasağına uymalı. Yolun solundan gitmelidir. Evet. Artık gittikçe basitleşmesinin sebebi gittikçe sizin konuyu anlamanız. Yuvarlak olsa olumsuzluk, üçgen olursa uyarıydı. Burada üçgen olduğu için bir uyarı var. İçine bakıyoruz. Sağ tarafa bir viraj gösteriyor. O yüzden cevabımız da arkadaşlar C şık. Yavaşlayıp varsa geçme yasağına uymalıyız. Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi trafik bilgi işaretlerindendir? Evet.
A şıkkına baktık, B şıkkı, C şıkkı ve D şıkkını izliyoruz. Bilgiyi soruyor arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı, videonun başında da anlatmıştım, D şıkkı. Mavi tabelalar neydi? Mavi kare ve dikdörtgen tabelalar arkadaşlar. Bilgi tabelalarıyla. Yani mavi bir de yuvarlaklar var demiştim bakın. Bu neydi? Mecburi yön. Mecburi yön levhası. Yani bunu gördüğümüzde sadece sağa dönebileceğimizi anlayacağız. B şıkkı arkadaşlar siyah beyazdı. Bütün yasaklamaların sonunu gösteriyor. İçinde bir sembol olmadığı zaman bütün yasaklamalar artık bitti demek. C şıkkı arkadaşlar kırmızı ve yuvarlak. Kırmızı yuvarlaklar neydi? Olumsuzu gösteriyordu. İçeride bir yaya gördüğüm için yaya giremez diyorum buraya da. Evet. D şıkkı mavi kare ve dikdörtgenlerde bilgi işaretleriydi arkadaşlar. Tekrar ediyorum. A şıkkı mecburi yön levhası. B şıkkı işaret bütün yasaklamaların bittiğini gösteren levhamız. C levhası yaya giremez. D şıkkı da tek yön bilgi işaret levhası. Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgar işaretidir? Bakıyoruz hepsi de üçgen. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Rüzgar işareti hangisindeyse onu seçeceğiz. Zaten daha önce karşımıza çıkmış bir soru eski videolarda ama şu anki gördüğünüz tabelalardan bile yola çıkarak bilebilirsiniz. Eleme yoluyla gidelim. A şıkkı mı? Değil. B şıkkı mı? Değil. Rüzgar yön. D şıkkı mı? Az önce karşımıza çıkan levhalardan değil. Tabii ki C şıkkı arkadaşlar. Bunu gördüğünüzde rüzgar olduğunu yani rüzgarın kuvvetli olduğunu anlayacağız arkadaşlar. Hızımızı düşüreceğiz. Soru 25. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Bakın siyah beyaz bir levha. A. Önündeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu. B. Hız sınırlamasının sonunu. C. Geçme yasağı sonunu. D. Park yasağını. Ne demiştik? Yuvarlak olursa bakıyoruz renklerine. Kırmızı beyazsa yasakları, siyah beyazsa yasakların sonu olduğunu gösteriyor demiştik. Yasakların sonu olduğunu gösteriyor. Peki hangi yasağın? Gördüğünüz gibi içinde iki tane araç resmi var. Öndeki taştı geçme yasağı sonunu gösteriyor. Yani doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Soru 26. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? A. Demir yolu alt geçidine. B. Demir yolu üst geçidine. C. Kontrollü demir yolu geçidine. D. Kontrolsüz demir yolu geçidine. Az önceki soruda bahsetmiştim. Görselimiz üçgen ve içinde arkadaşlar tren resmi var. Bu bize neyi gösterecek? Tabii ki kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını gösterecek. Diğeri de neydi arkadaşlar? Diğeri de kontrolsüz demir yolu geçidi. Şu gördüğünüz çarpı işareti tek hattı. Şu gördüğünüz de çift hattı. Soru 27. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A. Durmanın yasak olduğunu. B. Motorlu taşıt trafiğine kapalı yolu. C. Sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu. D. Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini. Evet arkadaşlar, bunu sanırım ülkenin her tarafına asmalıyız. Bu konuda çok sıkıntılı bir toplumuz biliyorsunuz. Sorumuzun doğru cevabı C. Sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu. Yani kornayı kullanmayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz biz kornayı çok gereksiz yere kullanıyoruz. Bir tek trafik kazası riski oluştuğunda kornayı kullanmamız gerekirken biz düğünde, oynamada, asker gecesinde dikkat çekmek için, selam vermek için her konuda kornayı kullanıyoruz. Trafik lambalarında daha yeşil yanmadan bile
Daha sarı yanmadan kornaya basıp öndeki araçları taciz ediyoruz. Yani kornayı gerçek manası dışında bütün her şey için hemen hemen kullanıyoruz. Bizim bunu acilen düzeltmemiz gerekiyor. Bu konuyla ilgili de ileride bir video yapmayı düşünüyorum. Soru 28. Şekildeki park etmek yasaktır levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir? A. Yol yardımını, B. Aracın servise götürüleceğini, C. Park yapan aracın çekileceğini, D. Sadece arızalı araçların çekileceğini. Evet arkadaşlar, yuvarlak ve üzerinde gördüğünüz gibi böyle bir çizgi varsa bu park levhalarından bize neyi gösterirdi? Park edilemeyeceğini gösterirdi arkadaşlar. Altındaki sembolden de zaten neyi anlıyoruz? Bu levhada da gördüğünüz gibi bir çekici bir aracı çekiyor. Yani sorumuzun doğru cevabı C şıkkı, park yapan aracın çekileceğini bildirir. Soru 29. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A. Ehli hayvanların giremeyeceğini, B. Ehli hayvanların yola çıkabileceğini, C. Vahşi hayvanların yola çıkabileceğini, D. Hayvanla çekilen taşların yola çıkabileceğini. Şimdi zaten birincisi arkadaşlar A şıkkı olamaz. Ehli hayvanların giremeyeceğini. Giremez, yapamaz, edemezler nasıl oluyordu? Yuvarlak levhalar oluyordu. Üçgen olduğu için zaten kafadan bunu eledik arkadaşlar. B ehli hayvanların yola çıkabileceğini. Zaten bir inek resmi görüyoruz. Bundan dolayı doğru cevabımız B şıkkı ehli hayvanların yola çıkabileceğini bize bildirir. Vahşi hayvanlar değil arkadaşlar. Vahşi hayvanların yola çıkabileceğini olması için içinde inek resmi yerine bir vahşi hayvan resmi olması gerekiyordu. D şıkkı hayvanla çekilen taşların yola çıkabileceğini, hayır yine hayvanla çekilen taşların yola çıkabileceğini levhası olabilmesi için içindeki sembolün o şekilde bir resim olması gerekiyordu arkadaşlar. Doğru şıkkımız B. Soru 30. Şekildeki trafik işaretinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Bakın genelde karıştırılan iki levhayı da yan yana koymuşlar. A. Bir yol ver, iki girişi olmayan yol. B. Bir dur, iki taşıt trafiğine kapalı yol. C. Bir taşıt trafiğine kapalı yol, iki girişi olmayan yol. D. Bir azami hız sınırlaması. İki, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu. Çok fazla soru geliyor arkadaşlar. Buna benzer ya da tıpatıp aynı şekilde böyle çok fazla soru geliyor. Buradan soru gelirse kaçırmanızı istemiyorum. Ve güncel hayatta, trafikte de karşınıza bu işaret levhaları çıktığında ne olduğunu bilmenizi istiyorum. O yüzden sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Bir trafiğe, taşıt trafiğine kapalı yol. Yani bunu gördüğünüzde zaten bu yola hiç kimse hiçbir yönden giremez. İki girişi olmayan yol. Bunu gördüğünüzde sadece karşımızda gördüğümüzde biz giremeyiz arkadaşlar. Diğer yönden muhtemelen araçlar girebilir. Aynısından yoksa girebilir yani. O yüzden bunlar aynı levhalar değil, anlamları da aynı değil. Karıştırmayın. Bir numaradaki gördüğünüz bu levha taşıt trafiğine kapalı. Ama iki numaradaki sadece girişi olmayan yol. Yani muhtemelen tek yönlü bir yol. Karşıdan gelenler olabilir ama biz giremeyiz demek. Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını sağ sol gösteren işarettir? Evet. A, B, C ve D şıklarımız var arkadaşlar. Bakın köprü yaklaşımı diyor. Köprü yaklaşımını gördüğünüz zaman zaten direkt kafanızda oluşacak olan D şıkkı olsun. Bu gördüğünüz levhalar köprüye yaklaşıldığını sağlı sollu iki tane gösteriyor arkadaşlar. Yine unutmayalım diye diğerlerinden bahsedelim. A şıkkı neydi? Defalarca söyledik. Kontrolsüz demir yolu geçidi çift hattı arkadaşlar. B şıkkı gördüğünüz gibi arkadaşlar neydi? Tehlikeli
yön virajı, viraj levhası. Bundan ne kadar çok olursa bu üçgenlerden viraj o kadar keskin olur demiştik. C şıkkı arkadaşlar hem zemin geçit demek, hem zemin arkadaşlar geçit yolunu olduğunu gösteriyor bize. Burada her çizgi 100 metre. Yani bir tane daha olsaydı 200 metre, bir tane daha olsaydı 300 metre sonra hem zemin geçit yolu var diyecektik. Bu da arkadaşlar karayoluyla demir yolunun kesiştiğini gösteriyor bize. Doğru cevabımız köprü yaklaşımı dediği için D şıkkı. Soru 32. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşlardan hangisi girebilir? A. Otomobil, B. Kamyon, C. Motosiklet, D. Otobüs. Birçok işaret levhasını içindeki sembolden, yazıdan ve görselden anlayabildiğimiz halde bazı nadiren levhaları bilmezsek anlayamayız. Bu onlardan bir tanesi. Bunu bileceğiz demiştim. Arkadaşlar burada bu levhanın anlamı motosiklet hariç taşıt giremez. Zaten yuvarlaklar biliyorsunuz olumsuz demekti. Hangisi girebilir dediği için bakıyoruz. C şıkkı motosiklet. Otomobil giremiyor, kamyon giremiyor, otobüs giremiyor arkadaşlar. Bunu bilmeyen bir arkadaşın yapma şansı yok. Soru 33. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Yolu kontrol etmesi. B. Aracını yavaşlatması. C. Takip mesafesini azaltması. D. Bu bölgeden dikkatli geçmesi. Bakın olumsuzu soruyor. Yanlıştır. Üçgeni gördüğümüzde zaten uyarı levhası olduğunu anladık. Üstünde de gördüğünüz gibi kayan bir araç görüyoruz. Yani kaygan zemin. Dikkat edin demek istiyor bize. Doğru cevabımız C şıkkı. Takip mesafesini azaltmamız tabii ki yanlış olur. Aksine takip mesafesini arttırmamız gerekiyor. Soru 34. Arabı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır? Evet, daha önce hap bilgiler kısmında bahsetmiştim. Tekrar bahsedelim yeni izleyen arkadaşlar için. Arkadaşlar yanıp sönen sarı ışığı bize sorduğu için sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. Yani yol ver levhasıyla sarı yanıp sönen ışık fasılalı ışık da diyoruz biz buna. Aynı anlama geliyor. Peki burada ışık sarı değil de kırmızı olsaydı arkadaşlar. Kırmızı yanıp sönen ışık hangi levha anlamına geliyor? B şıkkı. Dur tabelasıyla aynı anlama geliyor. Kırmızı yanıp sönerse dur. Sarı yanıp sönerse yol ver levhasıyla aynı anlama geliyor. Aradaki farktan da kısaca bahsedeyim tekrar. Yol ver levhasında veya sarı yanıp sönüyorsa arkadaşlar durmak zorunda değiliz. Yavaşlayacağız, dikkat edeceğiz, gelen yoksa geçeceğiz. Ama kırmızı yanıp sönüyorsa veya onunla aynı anlama gelen dur levhası varsa kesinlikle durmak zorundasınız. Aracımızı durduracağız, bakacağız. Gelen giden yok, yol güvenli. Ondan sonra geçiyoruz. Yani sarı yanıp sönerse durmak zorunlu değil ama kırmızı yanıp sönerse durmak zorunlu. Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir? Evet, hız sınırlaması sonu. Soruları doğru anlayalım arkadaşlar. Hata yapmayalım çünkü ben de gördüğünüz gibi canlı canlı çözüyorum. Slide'dan çözmüyorum. A şıkkına bakalım. Arkadaşlar sesli cihazların kullanmanın yasak olduğunu gösteriyordu. Daha önce karşımıza çıkmıştı. B şıkkı içinde 50 ve yuvarlak kırmızı beyazsa azami hız sınırını gösteriyordu. Yani 50'yi geçemezsiniz demek. C şıkkına bakıyoruz. Siyah beyaz. Kırmızı beyaz da neydi? Yasaklardı. Siyah beyaz da yasağın sonuydu. Hız sınırlamasının da sonu dediği için doğru cevabımız C şık.
D şıkkını da biliyorsunuz. Takip mesafesi 70 metreden az olamaz demek. Evet, levhalar sorusu böyle de gelebiliyor arkadaşlar. Görselin içine koyup görseli yorumlamanızı isteyebiliyor sorular. Bunlar da çok basit. Korkacağınız hiçbir şey yok. Şekildeki trafik tanzim işareti kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir? Evet. Görselimizi inceledikten sonra şıklara bakalım. A yükseklik, B uzunluk, C genişlik, D ağırlık. Zaten gabari ne için vardı arkadaşlar? Araçların yüklü veya yüksüz, uzunluk, genişlik ve yüksekliğini belirleyen standartlardı gabari. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kamyonun geçeceğini ve üstünde bir köprü olduğunu, yol ile köprünün arasındaki yükseklik farkını metre cinsinden belirten bir levha görüyoruz. Bakın burada da var. İki tane levhamız da aynı şeyi gösteriyor. Alttan ve üstten ok işaretleri görünce yükseklikten bahsettiğini anlamış olmanız gerekiyor. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. Soru 37. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur? Yine görsel resimli bir soru. Şıklarımıza bakalım. A. Bisiklet yolunu kullanması. B. Yayaları ikaz ederek beklemesi. C. Sol şeride geçip yoluna devam etmesi. D. Bu bölgede azami 30 kilometre saatte hızla gitmesi. Evet. Soru 2 numaralı aracın hangisini yapmasının doğrudur demiş. Görsele baktığımızda arkadaşlar 2 numaralı aracın önünde 1 numaralı araç var. Onun önünde de yaya geçidinin üzerinde yayalar var. Evet, burada bir yaya bilgi levhamız var. Burada da arkadaşlar yuvarlak ve içinde 30 yazan bir levhamız var. Ne demek bu? 30 kilometreyi geçmenin yasak olduğunu gösteriyor. Haliyle sorumuzun doğru cevabı D şıkkı, bu bölgede azami 30 kilometre hızla gitmesi gerekiyor. Soru 38. Gabari araçların yüklü veya yüksüz, uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Buna göre hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir? Zaten gabariden soru gelirse ya yükseklik ya uzunluk ya genişlik geliyor demiştik. Bakıyoruz arkadaşlar. Direkt yüksekliği sorduğu için C şıkkı diyeceğiz. A şıkkında uzunluğu gösteriyor. B şıkkında genişliği gösteriyor. D şıkkında dingil başına düşen ağırlığı gösteriyor arkadaşlar. Soru 39 şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Kamyonlar için geçme yasağı sonunu. B. Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini. C. Kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını. D. Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu. Hangisini bildirir demiş arkadaşlar. Şimdi bu kırmızı beyazla yasağın yeni başladığını ama siyah beyazla yasağın sonunu geldiğini söylemiştim. Sorumuzun doğru cevabı kamyonlar için geçme yasağının sonunu bize bildirir. Eğer kırmızı beyaz olsaydı kamyonlar için geçme yasağının başladığını yani yeni başlangıcını diyebilirdik. Soru 40. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. Ehli hayvanlar giremez. B. Ehli hayvanlar geçebilir. C. Vahşi hayvanlar geçebilir. D. Vahşi hayvanlar giremez. Şimdi zaten üçgense bu bir olumsuzluk değil, uyarıydı. Olumsuzlukları kafadan eleyin. Yani giremez, yapamaz, edemezler, olamaz. A'yı eledik. Yine bir giremez daha var. Bunu da eledik. Bakın. Ne kaldı? İki tane şıkkımız kaldı. Uyarı levhası olduğu için ehli hayvanlar geçebilir veya vahşi hayvanlar geçebilirinden birini seçmemiz lazım. Buradaki hayvana bakıyoruz.
bir ceylan veya bir geyik resmini görüyoruz arkadaşlar. O zaman bunun vahşi hayvan olduğunu anlıyoruz. Sorumuzun doğru cevabı C. Eğer burada bunun yerine bir inek resmi görseydik az önceki gibi ehli hayvanları geçebilir derdik. Soru 41. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. Hemzemin geçit. B. Kontrollü demiryolu geçidi. C. Kontrolsüz demiryolu geçidi. D. Tramvay hattı ile oluşan kavşak. Evet. Burada bazı arkadaşlar hemzemin nedir hocam biz onu bilmiyoruz diye düşünebilirler. Arkadaşlar hemzemin Farsça kökenli bir kelime. Yani eşit zemin gibi düşünebilirsiniz. Hemzemin. Yani yer seviyesinin eşit olduğu yerlere hemzemin diyoruz. Hemzemin geçit dediğimizde ise arkadaşlar aynı seviyede karayoluyla kontrolsüz demir yolunun kesiştiği noktaya hemzemin geçit deriz. Evet, o konuda da sizi bilgilendireyim. Görselimize baktık. Görselimize bakarsak sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar tabii ki D şıkkı. Gördüğünüz gibi içeride bir tramvay görüyoruz. Tramvay hattı ile oluşan kavşak demek arkadaşlar. Dikkat edin demek. Tramvayın olduğu şehirlerde muhakkak bu levhalardan görürsünüz. Artı şöyle de size bir hap bilgi daha vereyim, hatırlatayım arkadaşlar. Geçiş önceliği her zaman raylı yollar üzerindeki araçlarındır. Yani siz otomobili kullanıyorsanız ya da motor veya farklı bir taşıt ama karşınızdaki bir tramvaysa, bir trense arkadaşlar onların bize göre geçiş önceliği var. Bunu da unutmuyorsunuz. Soru 42. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A dur, B durak, C devam et, D dikkat. Evet, mavi tabelalarımız neydi arkadaşlar? Bilgi işaret tabelalarıydı. Sorumuzun doğru cevabı üstünden de gördüğünüz gibi B durak. Soru 43. Şekildeki trafik işaretine göre bir numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Görselimizi inceliyoruz. A hızını arttırmalı. B öndeki aracı geçmeli. C öndeki araca arasındaki takip mesafesini azaltmalı. D daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli. Evet, bir numaralı aracın nasıl davranması gerektiğini yani olumlu bir soru. Son kelimelere dikkat ediyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane levha var. Birisi uyarı, birisi yasak levhası. Üçgen uyarıydı. Yuvarlaklar da kırmızı beyazsa yasaktı arkadaşlar. Üstteki levha daralan yolu gösteriyor. Gördüğünüz gibi sağdan yol daralıyor arkadaşlar. Alttaki de neydi? Karşıdan gelene yol ver. Karşıdan gelen sana göre öncelikli demek bakın. Bu iki levhayı yan yana gördüğümüz zaman yapmamız gereken arkadaşlar değişik. Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeliyiz. Soru 44. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Sağdan ana yola girişi. B. Soldan ana yola girişi. C. Sağa tehlikeli virajı. D. Açılan köprüyü. Evet, üçgen bir ana yol levhası. Bunu gördüğümüzde neyi bildirir demiş? Tabii ki arkadaşlar A şıkkı sağdan ana yola girişi. Bakın sağ tarafta bir bağlantı var. Bunu bize bildirir. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez. B dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez. C 6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez. D 6 tondan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez. Olumlu bir soru. Anlamı nedir demiş ama tabelamız olumsuz. Yani yuvarlak ve kırmızı beyaz. Arkadaşlar
Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. Dingil başına 6 tondan fazla yük taşıyan taşıt giremez. Yani şu gördüğünüz tekerlerin bağlantı noktasına biz dingil diyoruz arkadaşlar. Her iki tekerde bir veya çiftse böyle gördüğünüz gibi her dört tekerde bir ortada dingil olur ve buna bir ağırlık yünü biner. Ticari yük taşıyan araçlar için konuşuyoruz. Burada 6 tondan fazla yük binmesi dahilinde yola zarar verir bu araç. Yani bu yola zarar vereceği için bu araçlar buraya giremez demek istiyor. Çökme oluşmasın veya yolda bir deformasyon oluşmasın diye bu levhaları görebilirsiniz. Soru 46. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. Gevşek şer. B. Dönen kavşak. C. Yandan rüzgar. D. Gizli buzlanma. Evet, zaten üçgen uyarı levhasının içinde bakın bir kar tanesi görüyoruz arkadaşlar. Bu sembolümüz kar tanesi demek. Yani doğru cevabımız D, gizli buzlanma olacaktı. Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir? Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar A şıkkı. Tüm yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir. A şıkkı. Bakın B şıkkı sollama yasağının yani öndeki aracı geçme yasağının sona erdiğini bildirir. C şıkkı azami hız sınırının 50 olduğunun sona erdiğini bildirir. Yani yine yasağın bittiğini bildirir. D şıkkı arkadaşlar öndeki aracı geçme yasağının başladığını bildirir. Bu kırmızı beyaz, diğerleri çünkü siyah beyaz. Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi sürücüleri yayalara karşı uyaran işarettir? Bakın ne demiş? Uyaran işarettir. A, B ve C ve D şıklarını inceliyoruz. Sorumuzun doğru cevabı zaten uyarı levhaları ne demiştik? Arkadaşlar, üçgen olur. Tek üçgen levha da bu. Yani yayalara karşı uyarıyor. Kırmızı ve yuvarlaklar neydi? Olumsuzdu. A şıkkına baktığımızda içinde yaya var. Yaya giremez. B şıkkına baktığımızda arkadaşlar at arabasını görüyoruz. Kırmızı ve yuvarlak olduğu için at arabası giremez. D şıkkında ne görüyoruz? Bisiklet. Yine yuvarlak olduğu için bisiklet giremez demek. Bence konuyu kavradınız. Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak işaretidir? Kontrolsüz kavşak işareti. A, B, C ve D şıklarımıza baktığımızda sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar kontrolsüz kavşak dediği için C şıkkı. Üçgen ve içinde bakın bir çarpı işareti var. Kontrolsüz kavşak işareti. Diğerlerini de inceleyelim. A şıkkı döner kavşak levhası. B şıkkı ana yol ileride sağdan soldan tali yol bağlantısını gösteren levhamız. D şıkkı yine ana yol ileride sadece sağdan bir tali yol bağlantısı olduğumuzu gösteren levhamız arkadaşlar. Ana yolda gidiyorsanız bakın bu iki levhayı görürsünüz. Tali yollarda bu levhaları göremezsiniz. Tali yollarda bu levhaların tam tersi, ters üçgeni görürsünüz arkadaşlar. Soru 50. Karayolunun sağına ve soluna koyulan trafik işaretinin anlamı nedir? A. 200 metre sonra yol daralacaktır. B. 200 metre sonra köprü var. C. 200 metre ileride kavşak var. D 200 metre ileride demir yolu hemzemin geçit var. Trafik işaretinin anlamı nedir diye sormuş arkadaşlar. Bakın eleme yoluyla giderseniz bile doğru şıkkı bulacağınıza inanıyorum. 200 metre sonra yol daralacaktır anlamına gelmiyor. Daralan yolu görmüştük. A değil. 200 metre sonra köprü var. Hayır arkadaşlar.
Köprü levhaları da siyah beyazdı. Onları da görmüştük. B de değil. 200 metre ileride kavşak var. Hayır arkadaşlar, bunun zaten olmadığını hemen anlamışsınızdır. Doğru cevabımız 200 metre ileride demir yolu hemzemin geçit var. Hemzeminin ne olduğunu anlatmıştım. Karayoluyla demir yolunun kesiştiği yere hemzemin geçit diyoruz arkadaşlar. Her çizgide 100 metre demekti. İki çizgi olduğu için 200 metre sonra arkadaşlar hemzemin geçit var diye bizi uyarıyor. Soru 51. Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi gevşek malzemeli zemin anlamındadır? A, B, C ve D şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. A şıkkı zaten gördüğünüz gibi kasisli yol demek arkadaşlar. Yani ileride çukur olabilir, tümsek olabilir, yolda bir sıkıntı olabilir. Hızınızı düşürün ve dikkat edin demek istiyor. Hepsi üçgen levhaların gördüğünüz gibi. Hepsi uyarı. B şıkkına bakalım. Bu niye uyarıyor bizi? Arkadaşlar bu da gevşek şer levhası. Yani yoldan düşecek kaya ve taşlara karşı veya gittiğimizde yolda yol üzerinde bulunacak taş ve kayalara karşı bizi uyarıyor. C şıkkına baktığımızda evet üstünden de anlayacağınız gibi gevşek malzemeli zemin konusunda bizi uyarıyor. Takip mesafesini arttırmalı ve hızımızı düşürmeliyiz. Çünkü yolun bozuk olduğunu gösteriyor. D şıkkı ise arkadaşlar gördüğünüz gibi kayan bir araba görseli var burada. Yani ani frenleme ve ani hızlanmalardan kaçınmamız gerektiğini bize gösteriyor. Soru 52. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Evet, daha az önce zaten anlatmıştım. Bu sorunun cevabını sizlerden bekliyorum arkadaşlar. Yorumlara yazın. Soru 52'nin cevabını. A kasisli yola girileceğini, B yolda çalışma olduğunu, C yolun trafiğe kapalı olduğunu, D motorlu taşıtların giremeyeceğini. Soru 53. Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır? A yalnız 3, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D 2, 3 ve 4. Geçme yasağına uymamıştır diyor arkadaşlar. Bakın yol çizgilerinde sollama yapılabilir şeklinde kesik kesik çizgileri görüyoruz. Ama öncelikle neye bakacaktık? Trafik işaretine. Trafik işaret levhamızda ne diyor? Gördüğünüz gibi bir kamyon ve bir araba resmi var. Kırmızı ve yuvarlak olduğu için kamyonun sollama yapmasının yasak olduğunu anlıyoruz. Çünkü yuvarlaklar bize olumsuzu gösteriyordu. Bundan dolayı hangisi uymamıştır diye sorduğu için sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar A yalnız 3. Kamyon geçme yasağı levhası olmasına rağmen gördüğünüz gibi 3 numara öndeki aracı geçmek için hamle yapıyor arkadaşlar. Soru 54. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? A. EDS'ye, B. At geçide, C. Karavanlı park yerine, D. Gençlik kampına. Evet, daha önce çıkmış sorular videolarımızdan birinde karşımıza çıkmıştı arkadaşlar bu. Çözmediyseniz o videoların hepsini baştan sona bitirin. Çok büyük faydasını göreceksiniz. Zaten yorumlara da birçok arkadaş yazmış. Güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Bayağı faydalı gördük. Bayağı sınavlardan da yüksek puan aldık demişler. Siz başarılı olduğunuzda ben de başarılı bir hoca olduğum için sizinle iftihar ediyorum. Gurur duyuyorum arkadaşlar. Evet, sorumuzun doğru cevabı A şıkkı EDS'ye arkadaşlar. Elektronik denetleme sisteminin olduğunu bize bilgi veren bir levha arkadaşlar bu. Soru 55. Son soru arkadaşlar.
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir? Evet, soru olumlu ama gördüğünüz gibi bütün şıklar olumsuz. Kırmızı ve yuvarlaklar çünkü. Olumsuz olduklarını anlıyoruz. Yine eleme yoluyla gidelim arkadaşlar. Önce cevabı verelim. Bulunduğu yola motosiklet girebilir dediği için sorumuzun doğru cevabı B. B şıkkı neydi? Motosiklet hariç diğer araçlar giremez. Evet. Yani bir tek motosiklet girebilirdi. Hatta ne demiştik bu levha için? Bunu bilmeden çözemeyiz. Bunun ne anlama geldiğini bilmemiz lazım. Burada sadece mantık yürüterek doğru sonuca ulaşamazız demiştik. A şıkkında gördüğünüz gibi arkadaşlar taşıtların hiçbiri giremiyor. Ne motosiklet, ne araç, ne at arabası. Bu yüzden zaten A şıkkı olamaz. Çünkü motosiklet girebilir diye sormuş. C şıkkı zaten başlı başına motosiklet giremez levhası arkadaşlar. D şıkkını zaten görmüştük. Kırmızı ve içi boşsa neydi? Taşıt giremez. Yani taşıt trafiğine kapalı yoldu. Sadece motosiklet değil hiçbiri giremez. Bize neyi soruyor? Motosiklet girebilir. Sorumuzun doğru cevabı B. Motosiklet hariç diğer araçlar giremez levhası arkadaşlar. Evet, sorularımız bitti. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Levhalar konusunu kökten çözdüğümüzü düşünüyorum. Hem kısaca levhaların mantığından bahsettim, hem de karşınıza sınavda çıkabilecek, en fazla çıkabilecek soruları sizin için derledim. Kısa ve öz bir video olmasını izledim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izleyen bütün arkadaşlarım buradan gelen soruların hepsini çözecektir diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.